Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çok güzel bir video çekeceğiz. Niye sizinle beraber diyorum? Çünkü bugün yapacağım her şeyi birlikte göreceğiz. Tamamen bir vlog tarzında olacak bu video. Videonun başlığında da gördüğünüz gibi videomuz arkadaşlar 2 ayda verdiğim 13 kilo süresince nasıl beslendiğim. Çünkü bununla ilgili bana çok soru sordunuz. Instagram'dan olsun, buradan olsun yorumlarınız oldu, sorularınız oldu. Yani detaylı olarak bazı şeyleri sordunuz. Ben de onları not aldım ve bugün videomda onlara yer vereceğim. Öncelikle küçük bir açıklama yapacak olursam, eğer biraz içerikten bahsedecek olursam, bu videoda öncelikle sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinde neler yediğimi göstereceğim. Artı sabah kahvaltısından önce içtiğim, benim için vazgeçilmez olan bir kahve tarifi var. Hindistan cevizi yağlı. Ondan bahsedeceğim. Onu nasıl yaptığımızı göstereceğim size. Çünkü o biliyorsunuz ki beni bu süreçte en çok tok tutan, en çok yardımıma koşan içecek oldu. Hatta en önemli besin kaynağım oldu diyebilirim. Tabii ki de Instagram'dan size de bunu çok önerdim. Yapanlarınız oldu ve bana geri dönüşleriniz çok güzel oldu arkadaşlar. Çok mutlu oldum bu konuda. O yüzden bunun daha fazla kişiye de yayılmasını isterim. Bunu detaylı bir şekilde göstereceğim o yüzden videomda. Niye bir kahvaltı bir de akşam yemeği olarak gösteriyorum? Acaba öğle yemeği yemiyor muyum? Evet, öğle yemeği yemiyorum. Çünkü ben intermittent fasting denen, yani aralıklı oruç denen bir beslenme tarzıyla beslendim. Ve hala da öyle besleniyorum. Çünkü ben günde 5 öğün yapmaktan hoşlanmıyorum. Bundan bahsetmiştim bir önceki videomuzda. Şimdi ben bir sabah kahvaltısı, bir akşam yemeğinde neler yediğimizi gösterdikten sonra bir de bazen yaptığım ara öğün içinde ara öğün alternatiflerimden bahsedeceğim bugün. O zaman şimdi uygulamalı olarak yemeklerimize geçelim. Ay ne güzel de güneş doğdu. Şimdi güneş doğuyor yavaş yavaş. Çok güzel. Öncelikle güne su ile başlıyoruz. Zaten Instagram'dan beni takip edenlerle beraber bu rutini güzelce oturttuğumuzu düşünüyorum. Ne yapıyoruz? Suyumuzu tabii ki de bir şeyler koyuyoruz. Bu bizim için hem suyumuzu daha içilisi bir hale getiriyor, hem de aromalı olduğu için su içmekte zorlananlar için onlara da bir faydası olmuş oluyor. İstediğimiz şekilde evde ne varsa onları suyumuza katabiliriz. Ben daha çok suyumun içerisine limon, tarçın, karanfil, nane gibi şeyler ekliyorum. Bazen elma, bazen salatalık. Yani duruma göre evde ne varsa ona göre suyumu lezzetlendiriyorum. Hatta şimdi tam çilek mevsimi. Yavaş yavaş çilek de koyabiliriz arkadaşlar. Çilek de çok güzel bir aroma veriyor sulara. O zaman bugün suyumuzu hazırlamakla başlayalım günümüze. Evet arkadaşlar, şimdi kahvemizi hazırlayacağız. Kahvemizi hazırlarken ben bu termosu kullanıyorum. Çünkü kahvemi 3-4 saat boyunca içmem gerekiyor. Hatta neredeyse 5 saat boyunca içmem gerekiyor. O yüzden o kahvemin sıcak kalması için ben termosta tüketiyorum. Tekrar hazırlamamak için. Öncelikle kahve olarak ben Nescafe kullanıyorum. Bazen filtre kahve kullanıyorum. Bu yüzden size açıklık getirmek istedim bu konuyla ilgili. Diyorsunuz ki mesela filtre kahve mi olmak zorunda, Nescafe olur mu, şekerli olur mu? Tek istediğimiz arkadaşlar şekersiz olması. Şekersiz olduğu sürece istediğiniz kahveyi kullanabilirsiniz. Ben şöyle 1-2 çay kaşığı kullanıyorum. Yani günde 2 çay kaşığı kahve içiyorum. Ve üzerine kaynamış suyumu ekliyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde sabah kalkar kalkmaz sütsüz kahve içmek çok hoşuma gitmiyor. O yüzden biraz da süt ekliyorum. Evet, böyle biraz sütümüzü de ekledikten sonra kahvemiz için asıl önemli şeye geldi sıra. Star parçamız Hindistan cevizi yağı. Evet. Ben WeFood markasının Hindistan cevizini almıştım ama siz istediğiniz başka bir markayı da alabilirsiniz. Burada da şu şekilde bir çay kaşığı dediğimde hep yani dolu dolu bir çay kaşığı olacak falan diye soruyorsunuz. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın. Yani hani erirse bunu sıvı olarak düşünün. Çünkü bu biraz ısıya maruz kaldığında ne oluyor? Sıvı hale geçiyor. Yani sıvı hale geçtiğinde tam bir çay kaşığı olacak kadar Hindistan cevizi yağını kahvenize ekliyorsunuz ve şöyle güzelce karıştırıyoruz ve kahvemiz hazır. Peki, sorular geliyor.
İşte o da bir kalori değil mi? Hindistan cevizi yağı çok kalorili değil mi falan diye soruyorsunuz. Hindistan cevizi yağının kalorisi arkadaşlar 18 kalori. Yani şu kullandığımız bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağının kalorisi 18 kalori. 18 kalori ne peki? 18 kalori yaklaşık 2-3 zeytin. Yani bir günde 2-3 zeytin yiyince fazladan bir kalori almış olmuyoruz. Yani bu çok ciddi, böyle tolere edilmesi imkansız bir kalori değil. O yüzden hatta bizi tok tutması da göz önünde bulundurulduğunda ciddi manada fayda zarar olarak kıyaslandığında faydası ağır basan bir ürün. Ve ben tüketmek benim için çok iyi oluyor arkadaşlar. Ben tüketmeyi tercih ediyorum. Çünkü bana bu diyet sürecinde en çok yardımcı olan şeylerden birisi. O yüzden size de öneririm. Kolesterol gibi bir rahatsızlığınız varsa arkadaşlar muhakkak ki kullanmadan önce doktorunuza danışın. Eğer ki doktorunuz onay vermezse kullanmamanızı öneririm. Peki de öncelikli olan şey sağlığımız. O yüzden zayıflayacağız diye sağlığımızdan olmamalıyız. Dediğim gibi kolesterol gibi bazı problemlerimiz varsa öncelikle doktorunuza danışın ve doktorunuza danıştıktan sonra ona göre kullanıp kullanmayacağınıza karar verebilirsiniz. Şimdi kahvaltımızı hazırlayacağız arkadaşlar. Kahvaltımda ben mısır unu ekmeği ve yeşil çay içeceğim. Yanında biraz zeytin yiyebilirim belki. Onun için öncelikle bir yumurtayı alıyoruz. Şöyle bir güzelce çırptıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı yoğurt ekliyoruz. Ben tuz kullanmıyorum arkadaşlar ama siz eğer ki tuzsuz yemeye daha alışmadıysanız tuz tercih edebilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da yoğurt ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ve bu sefer de içerisine 2 yemek kaşığı mısır unu ekliyoruz. Bir, iki. Böyle bir çay kaşığı kadar da kabartma tozu ekliyoruz. Evet. Bu kadar. Şöyle kıvamını da gösterecek olursam size. Kıvamı da şu şekilde arkadaşlar. Böyle hafif, yoğun bir kıvamı var bakın. Evet. Evet, tavamızın altını yaktık ve şöyle çok az bir zeytinyağı kullanıyoruz. Arkadaşlar zeytinyağı biliyorsunuz ki en sağlıklı yağlardan birisi. Yani ben tadını da çok beğeniyorum gerçi ama yine de sağlıklı olduğu için de tercih ediyorum. Bu şekilde fazla yağı da aldıktan sonra, iyice peçeteyle yaydıktan sonra üzerine, tavamızın üzerine arkadaşlar şöyle bir miktar hamurumuzu koyuyoruz. Evet, bu kadar. Hamurumuzu hafifçe yaydıktan sonra üzerine ince ince kestiğimiz kaşar peynirlerini mısır ekmeğimi iyice şöyle kızarırken ben de yeşil çayımı hazırlıyorum. Yeşil çayımı arkadaşlar şöyle bir pratik bir demleme aparatıyla hazırlıyorum. İçerisine gördüğünüz gibi şöyle yeşil çayımı koyuyorum ve üzerine istediğim gibi suyumu ekleyip demleyebiliyorum arkadaşlar. Evet, mısır ekmeğimiz ve yeşil çayımız hazır. Şimdi ben bunlarla kahvaltımı yapacağım arkadaşlar. Şöyle size bir dokusunu da göstereyim istiyorum iç yapısını. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İçine bakın. Çok nefis pişiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde pişme sıkıntısı yok. Muhakkak deneyin siz de. Çok, yani şiddetle tavsiye ederim. Deneyen herkesten tam puan alan bir tarif. Arkadaşlar şimdiden ara öğünümü de hazırlayacağım. Çünkü her ihtimale karşı acıkabilirim. Şimdi ara öğünümde ise hazırladığım şu şekilde. Hazırlayıp buzluğa attım. Sağlıklı kurabiyelerim var. Bunları keçi boynuzu unuyla yaptım. İsterseniz biraz tavada ısıtabilirsiniz. İsterseniz de fırında, isterseniz de mikrodalgada. Ama şu an hazır tavam hazırken burada. Ben bunu hemen tavada şöyle bir ısıtıp tekrar kullanacağım arkadaşlar. Şimdi şu şekilde kapağını kapatarak biraz kısık ateşte ısıtacağım bunları arkadaşlar. Şöyle. Evet, o birazcık o şekilde ısınıp hazır olsun. Yaklaşık 3 dakika falan hazır olmuş olur.
Evet, kurabiyenin de içeriğini şöyle size göstermek istiyorum arkadaşlar. Kanalımda da tarifi var. Bakın böyle içerisi bitter çikolatalı. Nefis bir tarif. Muhakkak siz de deneyin arkadaşlar. Gerçekten şiddetle öneriyorum. Özellikle böyle çikolata sevenler için mükemmel bir kurtarıcı. Tabii ki bazen de arkadaşlar canım hiç böyle ara öğün hazırlamak istemiyor ama bir şeyler çekiyor ve o zaman da ne yapıyorum? Şu şekilde sağlıklı atıştırmalıklardan tercih ediyorum. Bunlar arkadaşlar şekersiz atıştırmalıklar şu şekilde. Bunlar beni hem tok tutuyorlar hem de şekersiz olmaları sebebiyle vücuduma zararlı bir şey almamış oluyorum. Yine de bunun içerisinde mesela hurma var, fıstık ezmesi var. Bunu kendimiz yapsak daha iyi ama bazen dediğim gibi insanın canı pek bir şey hazırlamak istemiyor. O zaman da bu tarz sağlıklı atıştırmalıklardan da yararlanabiliriz. Evet, akşam yemeğimi de hazırladım arkadaşlar. Akşam yemeğim de bu şekilde. Şöyle yaklaşık bir kepçe kadar. Şöyle minik bir kase de arkadaşlar. Bir tarhana çorbam var. Şöyle güzelce baharatladığım. Şöyle makarna ama bu makarna %100 nohuttan yapılmış arkadaşlar. Komple nohuttan yapılmış bir yaklaşık yine bir kepçeye yakın bir makarnam var. Üzerine de fırında pişirdiğim somonum var. Bu da yaklaşık bir 100 gram kadar. Ve burada da bu sefer yağsız ama limonlu hazırladığım salatam var arkadaşlar. Evet, akşam yemeğim de bu kadar. Evet, bir günümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Peki bugün ne yaptık? Bir toparlayalım mı? Bugün aslında yoğun bir gündü. Bu yoğunluğun arasında yine de bana eşlik ettiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. Ne yaptık peki bugün? 1. Beslenmemize dikkat ederek güzel bir gün geçirdik. 2. İşimizi yaptık. 3. Ev işimizi yaptık. 4. Bu videoyu hazırladık. Yani bayağı aslında yoğun bir gün geçti ama benim için yoğunluk çok güzel arkadaşlar. Yani ben böyle yoğun oldukça daha da mutlu oluyorum. Daha da enerjim yükseliyor. Oturup yerimde kaldıkça ise daha böyle bir enerjim düşüyor. Kitleniyorum resmen. O yüzden benim için çok güzel, verimli bir gündü. Umarım bu video sizin için de güzel olmuştur. O zaman şöyle bir genel bir toparlarsak, bugün içerisinde nelerle beslendik diye bunlardan konuşacak olursak. 1. Ne yaptık? Kalkar kalkamaz muhakkak ki suyumuzu içtik. Suyumuza da mümkün olduğunca evimizde bulunan sağlıklı işte baharatlardan ya da bitkilerden ekledik. 2. Saat 1'de kahvaltımızı yaptık. 12 veya 1 gibi yapabilirsiniz bu aralıkta kahvaltınızı. Kahvaltımızda dengeli bir kahvaltı yaptık. Yani öyle tek tip bir beslenme yapmadık. Hani sadece yumurta içip yiyip kalkmadık. Ya da işte sadece yoğurt yiyip kalkmadık. Böyle bir dengeli bir beslenme yaptık. Nasıl dengeli? 1. Karbonhidrat vardı. Ne vardı? Mısır unu vardı. 2. Protein vardı. Protein olarak ne vardı? Yumurta vardı. 3. Yağ vardı. Yağ olarak ne vardı? Zeytinyağı vardı. Bakın hep böyle her şeyin sağlıklı olan alternatiflerini, sağlıklı olan içerikli olan şeyleri değerlendirerek güzel bir kahvaltı yaptık. Kahvaltımıza bize yeşil çay eşlik etti arkadaşlar. Daha sonra ara öğünü yaptık. Ben normalde bazen ara öğün yapıyorum, bazen yapmıyorum duruma göre ama bugün size de göstermek için özellikle yaptım. Ben kendi hazırladım. Keçi boynuzu unlu, keçi boynuzu pekmezli. İçerisinde bir tane kare çikolata, bitter çikolata olan bir kurabiye tükettim. Daha sonra ise akşam yemeğimizi yaptık. Akşam yemeğimizde ne vardı? Bir dilim somon, nohut makarna ve çorbamız vardı. Diyet yapmak gerçekten mümkün arkadaşlar. Aslında bu diyet de değil, sağlıklı bir beslenme. Bana bir takipçim yazmıştı o zaman. Aslında diyet demeyin, sizinkisi sağlıklı beslenme diye. Gerçekten sağlıklı beslenme. Sadece ne yapıyorum biliyor musunuz? Sağlıklı ürünleri çıkardım hayatımdan ve sağlıklı ürünlerin de porsiyonuna dikkat ettim. Yani porsiyonunu abartmadan gün içerisinde istediğim kadar tüketiyorum. Ve hiç aç kalmıyorum. Yani şu an gelmeyi gram aç hissetmiyorum. Bırakın açı bildiğiniz tokum yani. Ve bu artık diyet değil. Bu bir sağlıklı beslenme. Ve ben beslenme şekli haline getirdim. Eminim ki siz de getirebilirsiniz. Neden getiremeyesiniz ki? Şu an ben toksam siz de bunları yaparak tok kalabilirsiniz. Ve bu lütfen sizin isteğiniz olsun. Yani kimsenin işte kilolusun, zayıfsın, şöylesin, böylesin demesiyle yapmayın arkadaşlar. Kimseye de bakmayın. Siz kendinizi nasıl mutlu hissediyorsanız, nasıl kafanızda mutluysanız, kendinizi aynada bakınca nasıl görmekten hoşlanıyorsanız o şekilde beslenin.
Eğer ki daha farklı tariflerime de ulaşmak isterseniz Instagram hesabımı da kontrol edebilirsiniz. Orada günlük yediğim şeyleri falan paylaşıyorum ve oradaki tariflere de bir göz atmanızı öneririm arkadaşlar. Eğer ki bu videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olup bu videoya da like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.